Sevgili seyirciler, asfalt yol müteahhitliği yapan firmaların tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilen Ankara merkezli Nurtal Makina'ya götürüyoruz sizleri. Asfalt katkı maddelerinin tamamını bünyesinde bulunduran firma, hizmette kalite önceliğiyle hareket ediyor. Çevreci üretim anlayışını benimseyen firmanın prensiplerini yönetim kurulu başkanı Eko Gündem'e anlatıyor. Türkiye bölünmüş yollarla örülüyor, mevcut yolların kalitesini artırmaya yönelik girişimler, şehirleri, bölgeleri hatta ülkeleri birbirine bağlayan otoyol projeleriyle taçlanıyor. Yaşanan kazaların son dönemde azalmasını da sağlayan bölünmüş yol yatırımları, gelişmişliğin de göstergesi oluyor. Asfalt yol taahhüt firmalarına nitelikli yollar inşa edebilmeleri için çözüm ortaklığı yapan Nurtal Makina, Ankara'dan Türkiye'nin geneline ulaşıyor. 2007 yılından itibaren imalat grubumuz, emisyon üretim ünitemiz ve taahhüt işlerimiz. İmalat gruplarımızda modifiye tesisleri, emisyon tesisi, katbek üniteleri, mekanik plantlar, kızgın yağ jeneratörleri, her nevi ve ebatta tanklar üretimi yapıyoruz. Bu üretimleri de genelde asfalt yol taahhüt firmalarıyla ilgili üretimlerimizdir. Onların talepleri doğrultusunda bağlantılarımız oluyor ve o firmalarımızın taleplerini karşılıyoruz. Öncelikle üretim aşamasındaki kaliteli üretimlere önem veriyoruz. Kısa dönemlerle asla bir düşüncemiz yok. Çok uzun dönemlerle bağlantılarımız, tasarımlarımız. Kurduğu emisyon üretim tesisiyle dikkat çeken firma, yolun altyapısında kullanılan ara bağlayıcı emisyonlarla hem iç hem de dış pazarın ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Emisyon üretimleriyle ilgili Türkiye genelinde yurt içi yurt dışı bağlantılarımız oluyor. Türkiye'deki büyük firmalara çalışıyoruz. Yani emisyon anyonik, katyonik emisyon üretimi yapıyoruz ama genelde Türkiye'de katyonik emisyon üretimi TCK standartları doğrultusunda talep ediliyor. Firmalarımıza bu ihtiyaçlarına binaen cevap vermeye çalışıyoruz. Bu denli geniş hizmet yelpazesine erişmek kolay olmuyor. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübeyle atılan adımlar, sistemli bir çalışma ve nitelikli bir kadroyla 2007 yılında sektöre giriş yapan Nurtal Makina'yı başarılı bir noktaya taşıyor. Bu konuda Türkiye'nin okul olan, firma ismi önemli değil, uzun yıllar bu firmada hizmet ettik. Bu deneyim ve birikimlerimizi bu firmadan aldık. Dolayısıyla bu firmaya da çok büyük katkılarımız oldu. Belli bir zamandan sonra 2007 yılında kendi firmalarımızı kurduk, Nurtal Makina'yı. 2007 yılından itibaren artık Nurtal Makina hizmetindeyiz. Çalışanlarımızla birlikte. Dediğiniz gibi yani bu birikim tabii kendiliğinden oluşan bir şey değil. Doğru eleman, doğru kadro, sistematik çalışma, planlı, programlı, belli bir hedefe yönelik çalışma, iyi insan gücüne yatırım, iyi teknik kadroya yatırım bazı şeyleri kendiliğinden getiriyor. Tabii ki yılların birikimi, dolayısıyla bu birikimi de artık Türkiye için hani kullanma gereksinimini hissettik. Kalite önceliğiyle hareket edilirken uzun vadeli projelere imza atılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Öztürk bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Çalışan teknik kadro olsun, bedenen çalışan kadromuz olsun, teknikerlerimiz olsun. Öncelikle üretimlerimizde, yaptığımız imalatlarımızda, yaptığımız emisyon imalatlarımızda, taahhüt işlerimizde bir kere kaliteden firma yönetim kurulu başkanı olarak kaliteden asla ödün vermeyelim diye çalışanlarımıza, özellikle teknik kadromuza uyarıyorum. Arkadaşlarımız da sağ olsun hakikaten buna çok dikkat ediyorlar. İşe hakimiyet, vizyon sahibi olmak ve sektörün taleplerini iyi analiz edip öngörülü davranabilmek,
firmanın 2005 yılına dek uzanan gelecek projeksiyonunu da bugünden ortaya koymasını sağlıyor. Hizmetimiz binaen 2007-2013 yılı itibariyle devam ediyor. Tabii 2014-2015 gibi belli bir standardı yakalayıp ondan sonra 2015 ve 2025 hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizle teknik kadromuzla birlikte çalışıyoruz. Firmamızın geliri arttıkça insana yatırım, insanın geliştirmesi, efendim bilgi dağarcığının, vizyonunun genişlemesi, ne kadar ortama girerse, ne kadar işe girerse, ne kadar bu konuda eğitim alırsa o kadar dağarcığının gelişeceğini düşünerek düzgün şeyler yapmaya çalışıyoruz netice itibariyle. İnşallah bundan sonra da istediğimiz hedeflere varırız diye düşünüyorum. Kalan 5 yılı başlangıç hedeflerinin üzerinde tamamladıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Öztürk, 2015-2025 yılları arasında iş akışlarında taahhüt işlerinin ağırlık kazanacağını dile getiriyor. 2015 ve 2025 arasında taahhüt işlerimizin altyapı, üst yapı, sanat yapıları, asıl hedefimiz bu. Yani yurt içi ama önce Türkiye Cumhuriyeti'nde belli bir güce erişip belli bir teknik kadroya, tabii bu sadece benim düşüncemle olmuyor. Yani bunun için yeterli olan ilerleyen yıllarda kademe kademe teknik kadroyu yerleştirip ona göre plan program yapıp ona göre projelere girmek gerekiyor. Örnek bir iş adamı profili çizen Nurullah Öztürk, ülke ekonomisine katkıyı önemsiyor. Dolayısıyla yapılan yatırım ve koyulan hedeflerde maddi kazanç beklentisinin yerini manevi değerler alıyor. Öztürk, mücadelemiz daha iyisini, hep biraz daha iyisini ortaya koymak, standartları yükseltmek için diye devam ediyor. Ne kadar burada insan çalıştırırsam, ne kadar kapasiteyi arttırırsam, ne kadar ekonomiye bir katkımız olursa o kadar ben mutlu oluyorum. Artık ben netice itibariyle olaya şu anda Türkiye'de işveren olduğu zaman parasal gözle bakıyorlar. Ben artık olaya bir gözle bakmıyorum. Bu ülke bizim. Yani bu ülkemiz için mücadele edeceğiz. İnsanlarımız için mücadele edeceğiz. Standartları da kendimiz koyacağız. İlle ki başka bir ülkeden bir standart getirmeye gerek yok. Standartlarımızı kendimiz yakalayabiliriz. Bu standartı yakalarken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları var. Onların görüşünü alarak belli bir hedefe doğru yönelmek. Daha iyisini yakalayabilmek. Bu babda da yani tabii ki bu bir ileriye dönük düşüncedir ama hedeflerim budur 2015 ve 2025 arasında. Firma olmasına karşın istihdama ciddi katkılar sağlayan firma, kadrosuna da sonsuz güven duyuyor. Firmanın 3 ana hizmet grubunu oluşturan imalat, emisyon ve taahhütte uzmanlaşmaya önem veriliyor. Bu iş kadro işidir. Yani ben şirketin yönetim kurulu başkanıyım. İlgili imalat grubumuzda imalat müdürümüz vardır, teknikerlerimiz vardır, satın almamız vardır, teknik personelimiz vardır. İmalat grubumuzda dediğimiz gibi modifiye tesisleri, emisyon tesisleri, cutback üniteleri, mekanik plantlar, kızgın yağ jeneratörleri, distribütörleri, rolet tanklar vesaire bu şeyi artırabiliriz. Asfalt plantları, bakım onarımları, montaj ve demontajları gibi bu işleri yaparken diğer bizim dışımızda kontak halinde olduğumuz, birlikte çalıştığımız firmalarımız da var. Birlikte hareket ettiğimiz firmalarımız da var. Üretim ve işleyişte çevreci bir anlayış benimseniyor. Çevre kadar önemsenen diğer bir konu iş sağlığı ve güvenliği oluyor. Yönetim Kurulu Başkanı 6331 sayılı kanunun tüm gereklerinin yerine getirildiğini söylüyor. Mümkün olduğu kadar çevreyi kirletmemeye çalışıyoruz. Yani bu konuyla ilgili zaten çevre danışmanımız da var. Gerekli olduğu hallerde
personelimizi bu konularda bilgilendiriyoruz. İlgili arkadaşımız geliyor, gerekli olan bilgi ve birikimlerini aktarıyorlar. İş ve iş güvenliği konusunda yine aynı birlikte hareket ettiğimiz danışmanlık kuruluşumuz var. Özellikle 2014 yılında daha aktif olarak artık belli bir süre verilmişti. 2014 yılının Ocak ayı itibariyle birebir denetlemeler, Avrupa uyum yasaları çerçevesinde birçok kanunlar zaten değişiyor. Bu babda 2014 ile 2015 yılında sanayide bu işlevleri yerine, yükümlülükleri yerine getiren firmalar bana göre büyük bir ihtimalle ayakta kalacak. Şey yapamayanlar ayakta kalamayacak. Sürdürülebilir bir üretim için çevre hassasiyeti yönetim kurulu başkanı Öztürk'ü arayışa itiyor. Firma, kimyasallardan faydalanılan emisyon tesislerinde çevreci unsurlara sahip bitkisel emülgatörlerin nasıl üretilebileceği sorusuna kafa yoruyor. Doplar, beton asfalt, asfalt plantinde asfalt üretimi yapılırken elde ediliyor. Emülgatörler emisyon üretiminde kullanılıyor ama bunlar kimyasal içerikli. Bizim yurt dışındaki görüşmelerimiz oldu bu konuyla ilgili. Çevreyi kirletmeme babında emisyon üretimi yaparken bitkisel emisyon üretimi nasıl yaparız? Asfalt ve emisyona dair tüm ihtiyaçlara yanıt verebilen firmanın yönetim kurulu başkanı sahada yaşanan iş akışını özetliyor. Asfalt yol inşaat firmaları büyük bir ihtimalle güney bölgelerimiz hariç, altyapı kazılar, dolular, yarmalar hariç ihaleleri aldılar. Belli yaz ayında gerekli olan ihaleyi standardı verdiler. Ne zamanki bir emisyon ihtiyacı olduğu zaman muhakkak sitemizden bize ulaşırlar. Türkiye geneline hitap ettiklerinin altını çizen yönetim kurulu başkanı, müşteri portföylerine kalite garantisi verdiklerini vurguluyor. Emisyon pazarında Türkiye'de ilk 3 içerisindeyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten sitemizle ilgili Türkiye'deki büyük firmalar bize muhakkak bir şekilde ulaşıyor. Yani ulaştıktan sonra, gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra ilgili kadromuz, protokollarımızı, bağlantılarımızı, ticaret babında gerekli olan anlaşmaları yaptıktan sonra üretim esnasında kalite, yani kalite derken örnek veriyorum işte imalatta bir kalite var, emisyonda bir kalite var ve bunların standartları var. Biz firmalarımıza bu standartların garantisini veriyoruz. Ülkenin en önemli altyapı yatırımlarından olan yollar, insanoğlunun ortak mekanı, toplumların ileriye yolculuğu oluyor. Karayolları ağının planlama, yapım, bakım ve işletilmesi uzmanlık gerektiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2015 yılında bölünmüş yolları 26.500 kilometreye, 2023'te ise 36.500 kilometreye ulaştırmayı hedefliyor. Bu konuda çok öncü sektörler var, onu söyleyeyim yani. Evet, hakikaten çok büyük ihaleler oluyor. Benim nacizane fikrim kaliteden ödün vermemek. Yani ihale açılıyor özellikle kamu kurum ve kuruluşlarda. İhale açılırken o işin aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı maliyetini hesaplanması gerekiyor. Mantalite şu, en düşük veren firmaya veriliyor. Dolayısıyla kaliteden taviz verilmiş oluyor. Firma bulundukları konumla yetinmiyor. Her adımı gelişim için atıyor. Kendine bu doğrultuda hedefler koyuyor. Daha çok kilometre kat etmemiz gerekiyor. Bu kilometreyi de kat ederken, belli hedeflere giderken belli önünde görerek ihtiyaç hasıl olduğu zaman ilgili teknik kadroya takviyeler yaparak özellikle bu konuda bilgili ve deneyimli insanlara yatırım yaparak bu teknik kadro olsun, tekniker olsun, bedenen çalışan insanlar olsun aldığın kararlarda her şekliyle tüm kadroya
bilgilendirmek, hedefleri bilgilendirmek, ne yapacağını bildirmek, nasıl çalışacağını bildirmek, nasıl kaynak atacağını bildirmek, nasıl iş ve iş güvenliğini iş yapmak. Bunlar önemli şeyler. Onun için daha evet belli bir hedefe doğru gidiyoruz ama daha çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah zaman kafi gelirse bu hedeflerde yavaş yavaş önümüzü görerek adım atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yurtal Makine Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Öztürk sözlerinin sonunda bugüne dek kendilerini tercih edip sektöre kaliteli, nitelikli hizmet sunmalarına katkı sağlayan tüm çözüm ortaklarına teşekkür ediyor. Yurtal Makine ile çalışan ve çalışmayan, bundan sonra bizi tanıyacak tüm kurum ve kuruluşlarımıza, bizimle çalışan özel ve de kamu kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nurtal Makine ticari faaliyetini devam ettiği sürece birçok kurum ve kuruluşla ticari faaliyetlerini devam ettirecektir. Bu vesileyle de size çok teşekkür ediyorum.